Selam, ben Zafer Akçay. İlk olarak Malatya'ya götürüyorum sizi. Polisler sizi duyuyorsunuz. Bu çok normal. Çünkü kazaya karışan arkadaşlarımız Yunus. Bakın, böyle bir kaza meydana geliyor. İnanılır gibi değil. Neden inanılır gibi değil? Canım kavşak bu falan dersiniz ama bakın, o kadar açık şeyler var ki. Arkadaşlarımız çakarları da açık vaziyette geliyorlar. Şimdi dönen kavşak hak onların, yani şu anda motorcu arkadaşımızın, ama buna ne diyeyim, ansız diyeyim. Buradaki yollar işaretini falan görmüyor. Dönel kavşak nedir? Ondan da büyük ihtimal haberi yok. Gidip Yunus polislerimize çarpıyor. Yani bakın, gittim kavşağı buldum. Aynı kavşak. Bakın ne yazıyor. Geçiş önceliği kavşak içindeki araçta. Yazmışlar bile. Sen git polisimize çarp diye mi yazdılar bunu? Umuyorum kıyafetleri tamdır. Akşam saati. Biliyorsunuz akşam motosiklet sürmeyin derim. Bana kızanlar da oluyor ama akşam görüş yok arkadaşlar. Farınızın aydınlattığı kadar yer görüyorsunuz. Bakın Akif de arkadaşları da sürüyor. Eve dönüyorlar, akşam saatine kalmışlar. Yol da çok iyi değil gördüğünüz gibi burada yani. Ama farlar güzel aslında, çok iyi gösteriyor gibi. Ancak gece göremezsiniz. Bakın Akif görmüyor oradaki bozukluğu ve tümseyi. Mıcır var, tümsek var. Yol orada bozulmuş ve düşüyor. Bu sonuç kaçınılmaz olabilir. Şans eseri kurtarabilirsiniz de bazen ama. Bakın tekrar izliyoruz şimdi. Akif sürüyor. Süratleri de biraz yüksek. Gerçi videodan da öyle olabilir ama. Şurada bakın durduracağım şimdi. Durdurdum. İşte yolun bozuk olduğu yer ve yolda tümsek olan yer. Zaten Mıcır. Yani biraz sonra gündüz fotoğrafını da göstereyim size buranın. Gündüz olsa görür müydü bu yolu ve bu tehlikeyi? Soru bu kadar basit. Bu yüzden gece sürmeyin diyorum. Hele ki aydınlatılmamış ortamda. Gündüz bu görülmez mi? Çok uzak yerden bile görülür. Akif de bunu görüp kaza yapmayabilirdi. Ama geceye kalınca iş biraz da şansa kalıyor. Mecbur değilseniz yapmayın. Ve ikinci köprü. Bu araba garip bir çekim var. Sağa doğru gösteriyor kamerası. Ama yine de olay çok net. Yani kamera nereyi gösterirse göstersin olay çok net. Hani bazen ya motorcu hep mi suçlu falan, hiç mi suçsuz? Bu arkadaşımız suçsuz. Yani motosikleti kullanan. Bakın şimdi önce bir sağ yaptı, arabayı kullanan, sonra bir sol. Sonra orayı da beğenmedi, bir sol daha. Yapacak şimdi. Yap yap, çekinme abicim, çekinme, yol senin. Orayı da beğenme, hatta en sola çıkmaya çalış en sağdan. Ama yapama. Git motorcuya çarp. Ne diyeyim? Ne diyeyim, ne diyeyim? Hadi söyleyin ya. Şunu dediğim bana şimdi. Ben bu şoföre ne diyeyim? En sağ geçti. Beğenmedi ikinci şerit. Beğenmedi üç. Dörde geçecekti artık beyefendi. Üç şeritte beğenmedi. Dörde geçecekler. Arkadan araba gelince geçemedi. Ve zaten beceriksiz olduğu için de gitti. Öndeki hiçbir suçu olmayan motosikletli arkadaşımı da vurdu. Ama asıl sinir olduğum şey bu. Bak bu sürücü, minibüsün sürücü çıkar çıkmaz aracına bakıyor ya. Ya adama çarpmışsın. El insaf. Hakikaten el insaf. Burayı görürse yazsın ya ne düşündüğünü, şu hareketi niçin yaptığını. Geçmiş olsun kardeşim, bir şeyin var mı? Bak, sebep olduğu kazaya bak. Şimdi motorcu ne yapsın? Şeridinde dümdüz gidiyor adam. Bir de çıkıp arabasına bakıyor. Araban batsın. Şu hale bak. Hakikaten bilmiyorum ya. Benim beynim algılamıyor bunları. Vallahi. Cumhur'la sürelim bakalım. Şimdi efendim darlık yolundan video gelmezse her hafta olmaz. Bu kez Cumhur araç sol verince yapıştırıyor Cumhur. Oranın en tehlikeli sağ ve sol virajı. Bunu görüyor. Yerler de ıslak. Fren miren sağdan sağdan giriyor. Sonra yel kuruyunca açıyor biraz daha. Ama asıl tehlike ikide. Geçen hafta izlemiştik değil mi? Fren fren fren. Bu kez kurtarıyor ama. Cumhur kurtarıyor. Geçen haftaya bir bakalım mı? Bak daha bir hafta geçmedi. Aynı yer. Hani pıt teker de vardı burada. Aynı sağ viraj. İçeri içeri fren fren. Braking yapıyor herhalde. Çıkış. Kaan'dı bunlar. Ve burada aynı sağ virajda Kaan toparlayamıyor Cumhur gibi çıkıyordu. Hatırladınız mı? Aynı yerde o kadar çok kaza meydana geliyor ki arkadaşlar, ya şurayı, şu avluğun girişi orası, ne olur bir ezberleyin artık ya, şuraya bir yavaş girin. Hani yetmiyorsa bir takım bilgi ve beceriler, yavaş girin. Yoksa bak
Vallahi Cumhur da böyle şu kadarcık kalmış ha kurtarmaya. Hadi geçmiş olsun Cumhur, iyisin. Zeki yolladı sıradaki videoyu. Zeki küçüklük avantajıyla olmaması gereken yerden gidiyor. Baştan altını çizeyim. Minibüste de giriyor. O sırada daralıyor da yol falan derken kapı açılıyor. Zeki yerde. Çok sürat yok ha. 30'da belki gidiyor belki gitmiyor o kadar. Ah be ablacığım diyor ama Zekicim ben de ah bir Zekicim diyeceğim büyük ihtimal biraz sonra inceleyelim şimdi videoyu. Şimdi burada yol daralıyor. Kenarda bir durak var. Zeki oraya giriyor ama durak bitene kadar geçemiyor. Ve tümüyle şeyde ilgin. Minibüste oysa ki kırmızı araba flaşörlerini yakmış. Durmuş flaşörlerini yakmış. Daha ne yapabilirdi bilmiyorum. Yani o kadın şoför flaşörlerini yakmış. Arkadaki yolcu da iniyor. Burada biraz acaba kendimizi mi suçlamalıyız? Benim ne işim var orada mı dememiz gerekiyor? Ah be ablacığım doğru keşke olmasaydı. Ama ah be Zekicim sen de keşke oraya girmeseydin. Ya da giriyorsan flaşörleri bir görseydin keşke. Çünkü sen minibüsü geçerken o flaşörler yanıyordu. Kırmızı araba durmuştu ve yolcu indireceği çok bariz belliydi. Bakın bu tür durumlarda bence oraya girmeyin. Ama giriyorsanız da çok dikkatli olmanız lazım. Bir sürü ipucu var. Bu ipuçlarını kaçırıyorsunuz bir de üstüne üstüne. İşte bunu yaparsanız sonuç bu oluyor. Orada da bakın parmak kırık bu arada. Elcik koruma var bilmem ne var ama o parmak kapıya çarpınca kırılıyor. Mert ya da Murat tam bilmiyorum. Arkadaşıyla sürüyorlar. Önde de şort mu? Şort vallahi güzel. Hadi bakalım. Şimdi karşıdaki arabanın güzelliğine bakın. Gördünüz mü? Mert'te de gömlek falan. Nereden çıktınız? Partiden çıkıp motora mı bindiniz? Ne yaptınız? Mert ya da Murat. Şimdi gidiyorlar bakın sağ viraj. Araba ansız çıkmış geliyor. Dinlemez ki motorcu geliyormuş falan. Bu araba size çarparsa öndeki şortlu arkadaşım ve sen gömlekli Mert ya da Murat. Ne olur? Kolgayla bir akşam şehir içi sürüşü yapalım. Bak şimdi. Duruyor Tolga. Neden? Top gördü yolda. Geçen hafta işlemiştik. Top varsa ne vardır? Çocuk vardır. Topu görünce durun ne olur ya. Yavaşlamayın. Durun yani. Tolga çok başarılı bir şey yapıyor. Bak karşıdaki ticari arabayı da Gel. kutluyorum. O da duruyor çocuk yaya geçidinde diye. Süper. O da süper. İkisi de alkışlanacak hareketler bunlar. Lan bebe git evinde oyna. Onu da kızayım biraz değil mi? Olmuyor böyle sokakta hep oynuyorlar. Tolga'nın ikinci videosu. Beşiktaş iniyor aşağı. Orayı da tırmıklamışlar. Yaya geçidi var. Tolga duruyor. Başka duran var mı? Tolga duruyor. Çünkü yaya var yolda. Bak taksici geçiyor. Öbürü geçiyor. Bu ticariler de güzel. Duruyorlar ve geçiyor. Tolga. İki video içinde alkışlıyorum. Diyorsunuz ya alkışlanacak videolar. İşte iki tane. Cumhur'un diğer videosuyla devam edelim. Alacakaranlık kuşağı gibi. Cumhur bakıyor da bakıyor. Şimdi sağ şeride geçecek büyük ihtimal. Sağ şeride geçiyor. Bakın ne oluyor. Ama ben başka bir şeye takıldım burada. Bu. Bak adamın geçişe bak bak. Adamın Diyor geçişe bak diyor. Haklı. Ama kaç kere aynaya baktığını saymak istiyorum. Bir. Sayalım beraber. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. 8, 9, 10, 11, 12. bak. Ya her Adamın şeyin geçişe bak bak. fazlası zarar Cumhurcuğum. Diyor Burada bir bak. hata var bak. Kadir'le sürelim. Kadir'in güzel motoruna konuk olduk. Önde bir araç var. Yamalı yumalı bir yol. Giderken gördünüz mü sallamayı? Bir dakika. Alalım geri. Sallamayı yavaş çekimde göstereceğim size. Ancak niçin salladığına bakalım önce. Bakın bu tip yamalı yollarda gaz açarak hızlanmayın lütfen. Stabil kalın. Hızınızı koruyun. Çünkü gaz açarak çıktığınızda bu olur. Bak şimdi. Bak tam Serpro görüyor musun? Bak nasıl vuruyor yavaş çekimlere kadar belli. Neyse şans eseri. Kısa sürüyor bir şey olmuyor. Yoksa ne oluyor? Pat yere düşüyorsun. O ya. Ah onun videosu dinleyelim biraz.
Abinin kaldırımdan geçsene. Bakın kocaman kaldırım var burada ya. Bana soracaksın tabii. Öküz gibi yoldan yürümeyeceksin. Davar. Öğrenin artık insanlığı. Ya çok fena ya. Kibarca söylüyordu ama. Sana mı soracağım diyor. Sana mı soracağım demesi Onur'u çileden çıkardı. Kaldırıma çıkana bak bu arada. Utandık orada. Neyse. Sonra bak devam. Devam. O sinyal kolunu boşuna yapıyorlar değil mi o sinyal kolunu? Sen kullanma diye yapıyorlar o sinyal kolunu değil mi? Ama kibar çocuk. O sinyal kolunu boşuna yapıyor adamlar. Şurada bip var gerçi ama. Yasin'le başlayalım. Arkadaşıyla sürüyor Yasin. Orada bir kamyon duruyor. Arabalar marabalar. Onlar da yavaşlıyorlar. Kamyon bekler herhalde motorcuların geçmesini. Yoksa beklemez mi? Kardeşim gelin konvoyu mu bu? Önünü mü kesiyorsun? Ne çıkıyorsun motorcular gelirken? Karşıdan da bir motorcu geliyordu bu arada. Bak şimdi göreceksiniz onu. Adam sanki gelin konvoyu kesti de zarf alacak içeriden ya. Püh. Vallahi bravo. Namsızlık mı diyoruz buna? Belki de öyle bir şey. Mustafa ile devam. Ne vardı burada bakalım şimdi. Mustafa sürüyor, güzel sürüyor. 360 kare bak, geniş açı. O araba sağa gelirken gelemedi. Neden? Görüyor musun? Beyaz arabayı. Öbür taraftan sıkılmış çünkü. Zor iş oralara gitmek. Trader. Sea Trader. Tamam. Şimdi kör noktada mı? Sol arabanın kör noktada. Direkt kör noktada. Bakın. O kadar uzun süre kör noktada kalırsanız o araç sizi görmez. Dikkat. Sorular sorular. 3 tane galiba bu hafta. Devam edelim. Şimdi adaşımla sürüyoruz. Adaşım sağdaki çıkıştan çıkacak. Sağda çıkış var. 2 şerit gidiyor. 1 şerit de sağ. Ne beklenir? Hadi sizsiniz zaferin yanında olan. Oraya giderken ne bekliyorsunuz? Geri geri gelen yolu kaçırmış bir araç. Tabii bekliyorsunuz değil mi? Değil mi? Bekleyin, burası Türkiye. Olur. Bana kızıyorlar, burası Türkiye. Ama burası Türkiye. Ne yapayım canım? Şimdi Zeki'yi durduralım bakalım. Ne bekliyoruz? Bu ne beklenirleri bilmeye başladınız. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Hep beraber trafik kültürümüzü geliştiriyoruz. Tehlikeleri fark ediyoruz. Kapalı kasaların arkasından her an yaya çıkabilir. Durdurdum. Bakın Serkan'layız. Çok kalabalık bir yer. Serkan sürüyor. Ama bakın insan, araba, vıcık vıcık bir yer. Yaya. Teyze ne yapıyorsun diyor. Kızıyor o da ona. Dersimize geldik. Gökhan. Bakın şimdi sağdan bir motorcu arkadaşımız geliyor. Sola doğru geçecek. İleride bir yaya geçidi var. Oradan sola gidecek. O yüzden de şu beyaz çizginin üstüne çıkıyor. Bakın şimdi çıkacak. Hop hop. Gökhan da çünkü buradan dönecek. Beyaz çizgiler arkadaş, beyaz çizgilerin üstüne çıkmayın. Bakın şimdi seyredin, motor nasıl yalpalıyor. Gördünüz mü? Böyle düşen arkadaşlarımız var. Neden? Çünkü onlar çoğu zaman çizgi olmuyor. Başka bir şey oluyor. Yükseklik var onlarda. Şimdi bir de açımız yeterli değil. Yani çok hafif 10-15 derece bir açıyla onları geçmek zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla motosiklet yalpalıyor. Oysa ki öyle olmasa, mesela o çizgileri daha dik açıyla geçebilsin. Motor fark etmez bile o çizgiden geçtiğini. Ama öyle değil ki. 10 derece, 15 derece yaptığımız o çizgileri geçerken o zaman da yalpalıyoruz. Neden? Neden? Bir, orası pist. İki, o bir malzeme. Çoğu zaman boya değil. İşte termostatik boya ve soğuk boya diye ben araştırdım. Ancak bu ikiye indirebildim. Termostatik boya sıcakken basılıyor ve 2 milimetre kadar bir kalınlığa sahip olabiliyor. Dolayısıyla o asfalttan daha yüksek bir kat oluşturuyor orada. Senin de açın oraya çıkmak için yüksek değil. Olmuyor. Soğuk boya da olsa hiç fark etmiyor. Diyelim ki virajda orta çizgiyi geçmek zorundaysan, motor yatıp sen orta çizgiyi geçiyorsun. Mesela çok iyi bildiğiniz ve çok sevdiğiniz kesme olayı var ya, ben karşıyım mesela. Kesme yapıyorsunuz. O sırada hem girişte hem çıkışta iki defa düz çizginin üstünden geçiyorsunuz. Vallahi bir gün bir kayarsınız. Arka teker bir öne gelir. Böyle giderken bir bakarsın arka yanda. Onu çok iyi. Arka yanda. Aa, benim arkam dersin ama artık arkayı toplayamazsın. Anladın sen onu. Değil mi? Toplayamazsın. O böyle dağıtmıştır kendini. Bir o yana gider, bir böyle gider. Ve biraz da şanssızsan altından kayar gider.
Çizgilerin üstünden. Özellikle yatıkken geçmeyin. Bak dikken bile geçse ne oldu arkadaşımız, değil mi? Yalpalıyor. Yapmayın. Çok uğraşmayın. Özellikle kenardakiler. Hadi ortadakiler bir derece. Kenardakiler ciddi kalınlıkta olan boyalar. Onların üstünden geçmemeye çalışın. Aslında tüm çizgileri kırmızı çizgi olarak adlandırın kendinize ve çizgilerden uzak durun. Bir eğitmen, daha da önemlisi bir abi olarak tavsiyem bu hafta bu. Çizgilerden uzak durun. Hadi iyi sıralar.